Bu dersimizde farklı iki tane obje arasında nasıl özellik aktarımı yapacağımızı, yani kalıtımın nasıl prototype kavramıyla icra edileceğini öğrenelim. Daha önceki dersimizde bizim bir tane person isminde constructor'ımız vardı ve bu constructor bu person constructor'ından türetilen yiğit instance'ı gelip bu person'ın prototype kısmına tanımlanan değerlerine ulaşabiliyordu. Bu varsayım olarak ayarlanan bir durumda. Aynı şekilde person constructor'ı zaten JavaScript'teki bütün objelerin bir obje türünde olduğunu ve dolayısıyla türettiğimiz her bir objenin temelde objenin prototype kısmına ulaşabildiğini de biliyoruz. Bunlar varsayım olarak karşımıza geliyor. Yani burada kalıtım açısından yapmamız ekstra gereken bir işlem yok. Ancak durum şu şekilde olmuş olsaydı. Örneğin ben gelip teacher isminde bir obje türetecek olsam ve bu teacher'ın zaten person için oluşturulan alanları da sahip olacağı için ben gelip boşuna teacher için person değerlerine oluşturmama gerek yok. Ben sadece teacher'a özgü olan subject ve greeting alanlarını oluştururum ve diğer alanları ise person'dan inherit ederim. Yani kalıtım yoluyla person özelliklerini teacher'a aktarırım. Peki bu durum, yani farklı olan iki tane constructor'ın birbirine özellik aktarılması nasıl olacak? Buna bakalım. Şimdi gelip bir tane person constructor oluşturalım. Function diyelim. Ve dışarıdan değerlerimizi alsın. Örneğin gelip şöyle name değeri alacak. Gelecek şöyle year of birth değeri alacak. Ve daha sonra gelip şöyle cevap bilgisini alsın. Ve yapmamız gereken this nokta name'i aktaralım. This nokta year of birth ve this nokta job eşittir. Dışarıdan gelen job'u aktaracağız. Peki bu gayet kolay. Bunu daha önceden yapmıştık. Hatta gelelim şöyle person objesinin prototype kısmına gelelim ve burada şöyle calculate age isminde bir fonksiyonu tanımlayalım. Ve burada return şöyle 2018'den this nokta year of birth'ü çıkartalım. Bu person'ın prototype kısmı olsun. Peki şimdi ben gelip yeni bir tane obje tanımlayacağım. Objem şöyle teacher isminde olacak. Bu da bir constructor olacak. Ve dışarıdan bu teacher objesi buradaki elemanların aynılarını alacak. Yani gelip bir name değeri alacak ya da bir year of birth alacak ya da job alacak. Bunlar sonuçta person nesnesinin temel özellikleri ve teacher'da da bu özelliklerin olmasını istiyorum. Ayrıyetten gelip bir tane de subject yani öğretmenin hangi konuda eğitim verdiği ile alakalı bir değeri dışarıdan alacağım. Şimdi ben gelip burada aynen yukarıda yaptığım gibi name eşittir. Name yapabilirim. Ya da gelip this nokta year of birth deyip tekrar bu değeri aktarabilirim. Ve this nokta job ve dışarıdan gelen job diyebilirim. This nokta gelip subject eşittir subject diyebiliriz. Bu durumda kalıtımla alakalı herhangi bir durum olmamış oluyor. Şunları burada yazmamıza gerek yok. Çünkü biz gelip person içerisinde zaten bunu yaptık. Yani burada yapılan işlemi person constructor'ını yaptırmak istiyorum ben. Bunu nasıl yapacağız? Geleceğiz. Person nokta call metodu ile person'ın constructor'ını çağıracağız. Peki bizden call metodu bir obje istiyor. Yani buraya göndereceğiniz objeyi yazıyorsunuz buraya this olarak. This burada teacher'ı temsil ediyor. Yani ben diyorum ki burada teacher objesini al ve bu teacher objesinin içerisine şu elemanları aktar. Hangi elemanları? Teacher objesine gelen name'e. Örneğin şöyle year of birth'ü ya da gelip job'ı bunun içerisine aktar diyorum. Yani biraz evvel yapacağım işlemi buraya yaptırmış oluyorum. Bu objeyi gönderiyorum ve içerisini bu değerlerle dolduruyorum. Ve ayrıyetten gelip teacher'a özgü olan işlemleri de burada yapıyorum. Peki, şimdi gelip teacher objesi oluşturalım. Şurada gelelim. Örneğin şöyle ML diyelim ve gelip şöyle new teacher diyelim. Ve teacher benden bakın name istiyor. Örneğin gelip ML bilgisini göndereyim. Doğum tarihi 1989 diyeyim. Ve job olarak şöyle teacher diyeyim. Şöyle virgül subject olarak da örneğin şöyle matematik diyelim. Şöyle math diyelim. Ve gelip console.log ile ML objesini şöyle ekrana çıkartalım. Console'da yazdırırım. Teacher objesi bakın. Name, year of birth, job. Bakın burada subject bilgisi olduğu gibi burada bakın dolduruldu. Halbuki ben burada this name, year of birth ya da job yapmadım. Bunu person nesnesinin yapmasını sağladım. Yani buradaki
constructor'ı teacher içerisinde kullanmış olduk. Ve içerisine baktığımız zaman person'ın bir tane calculate age metodu var. Bunu da proto kısmında tabii ki görmek isteriz. Ancak biz person constructor'ın proto kısmını henüz teacher'a aktarmadık. Yani gelip biz burada ml'den sonra şöyle console log nokta şöyle ml nokta calculate age eğer burada çağırmaya kalkarsak burada hata alırız. Çünkü burada herhangi bir tanımlanan değer yok. Yani teacher'ın ne buradaki kendi objeleri içerisinde ne de buradaki proto kısmında calculate et şu anda yok. Biz ne yapmamız gerekiyor? Gelip buradaki şöyle gelip şuraya inherit şöyle the person şöyle proto type metotlarını buraya aktarmamız gerekiyor. Şimdi bu aktarma işlemini nasıl yapacağız? Bunu zaten önceki dersimizde görmüştük. Object.create ile. Yani burada yapmamız gereken şöyle teacher objesinin nokta proto type'ına gelip person objesinin ancak object.create metodu ile person objesinin prototype'ını aktarmak. Peki şimdi teacher'ın prototype'ını geldik. Person objesinin prototype ile şu anda değiştirmiş olduk. Şimdi gelip burada console.log ile gelip teacher.prototype.constructor şöyle constructor yazarsak ve kaydedersek burada bakın constructor yani teacher objesinin şu konsola gelelim. Şurada baktığımızda teacher objesinin constructor'ının bakın person objesinin constructor olduğunu görüyoruz. Yani burada birebir eşitleme yaptık. Prototype'larını person'dan teacher'a aktardık. Ancak gelip teacher objesinin constructor'ı bu olmaması gerekiyor. Hatırlarsanız teacher objesinin constructor'ı 4 parametre olan bir değer olması gerekiyor. Dolayısıyla burada gelip şu işlemi yapmamız gerekiyor. Şöyle şurada kalsın şurası. Dememiz gerekiyor ki teacher'ın nokta prototype nokta constructor'ına teacher atamamız gerekiyor. Yani constructor teacher'ın constructor olması gerekiyor ama person'ın içerisindeki proto kısmında olan özellikleri oraya aktaralım. Ve daha sonra şu obje oluşturma işlemini şu prototype kısmından sonra yapalım. Şöyle gelelim şuraya yapıştıralım artık şuna da ihtiyacımız yok. Burada inherit ettik. Burada şöyle set teacher constructor diyelim. Ve gelip burada yeni bir tane obje oluşturduk ve obje üzerinden calculate age'e gittik. Calculate age bizim person'un prototype'ında ki person prototype artık şu anda teacher'da. Bunu kaydedersek ya gördüğünüz gibi şu anda yaşı hesaplamış oluruz ve teacher'a baktığımızda bakın teacher özellikler ve teacher'ın bakın person'dan artık inherit edildiğini görürüz. Daha önceden burada hatırlarsınız object yazıyordu. Ancak şu anda artık person ve person'ın altına constructor'a baktığımızda bakın teacher'ın constructor'ı ki bu olması gerekiyor. Çünkü teacher'dan bir instance oluşturduğumuz zaman bu constructor'ı kullanmamız gerekiyor. Bu constructor arka tarafta person'ın constructor'ını çağır diyor. Tabii burayı da bilmemiz gerekiyor ve bunun proto kısmına baktığımızda bakın altta calculate age. Yani bakın person'ın altındaki person objesinin proto kısmında olan calculate age. Yani biz buradan geldik calculate age'i ne yaptık? Person'dan inherit etmiş olduk. Peki gelip burada şimdi teacher'ın prototype'ına bir değer aktarmış olsak. Örneğin gelip şöyle teacher nokta prototype nokta örneğin şöyle greeting diye bir fonksiyon oluşturalım. Ve gelip şöyle return şöyle hello my name is şöyle artı this nokta name diyelim. Şimdi bunu kaydettiğimizde ML objesine bakalım şimdi. ML objesi teacher'dan türemiş bir değer ve buradaki greeting nereye geldi bakalım. Şimdi buraya baktığımızda bakın şurada tabii ki olmayacak. Proto kısmına baktığımızda bakın person'ın bakın burada teacher'ın proto kısmı sonuçta person'dan biz buraya getirdik proto'yu ve bu person proto kısmında greeting burada yer aldı. Bunun da altına bakarsak object kısmında bir alt kısımdaki kısımda proto kısmında calculate age'in olduğunu burada görüyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken teacher'ın proto kısmını
şöyle prototype kısmını person'ın prototype'ından inherit ettik. Ve teacher'a ekleyeceğimiz bütün özellikler şu kısımda ve person'a ekleyeceğimiz özellikler ise bir alttaki proto kısmında olacak. Bakın buradan 4 bileşenli bir constructor. Buraya baktığınızda 3 parametre bekleyen bir constructor. Peki JavaScript'te kalıtım olayı bu şekilde. ES6 ile bize gelen class isminde bir keyword var ve bu keyword ile diğer programların dillerindeki alışkanlığımıza benzer class yapıları tanımlıyoruz. Ancak arka tarafta dönen işlemler yine prototype'larla oluyor. Dolayısıyla ES6 bölümünde class keyword'ünün kullanımını göreceğiz.